Ay Firuze Hanımcığım çok yoruldum. Haklısın Azmi'cim. Sen kaç saattir neredesin Leyla? İşim var diye çıkıp gitmişsin. Ne işiymiş bu o kadar önemli? Sen niye gidip benim dedikodumu yapıyorsun Selinlere? Ne dedikodusu ayol? Ne demişim? Muharrem Bey'i sormuşsun. Sanki aramızda bir şey varmış gibi. Ayıp ama. Hay ben onu bahane edip gidip onlar kavga ediyorlar mı diye baktım. Sen bunu nereden biliyorsun? Ben de anneciğimizin gelinliğini Selin'e vereceğim diye bahane edip gitmiştim. Aa, ne yapıyorlarmış peki? Her şey yolunda mı? Onlar için her şey yolunda ama bizim için hiç değil. Aa, niye ayol? Çünkü gidip Firuze gizli hayran işini bizim yaptığımızı söylemiş. Ne? Nereden uyduruyorsun canım? Ben bir şey söylemedim. Demir her şeyi biliyor. Selin de biliyor mu? Yok. Onun haberi yokmuş. İyi de bunu sen söylemediysen kim söyledi? Aa! Ay artık. Ben öyle bir şey yapar mıyım ayol? Kim yaptı o zaman? Ah Merve, ah. Geçen sefer de her şeyi Demir Bey'i yumurtlayan oldu. Ama bu sefer mahvedeceğim onu. Nerede benim telefonum kısmı? Sakın. Şimdi değil Azmiye, şimdi ara. Ay doğru söylüyor. Kız şimdi kayınvalidesinin karşısında sınav veriyor. Arayıp da tatsızlık çıkarmayalım. Ama o bir dönsün. Asıl o zaman mahvedeceğim ben onu. Ver şunu bana. Ah boncuk, ah. Hadi Leyla, hadi. Seni boğmuştum. Ya çok güzel yapmışsın, elimize sağlık. Demir. Hı. İyi misin? Ya ben bir şey anlamıyorum. Bana anlatır mısın? İşini kaybetmeyi göze alarak evlenen iki insan bu kadar kısa sürede nasıl bu hale gelebiliyor? Herkesten gizli evlendiler ya. Sonuçları şimdi ortaya çıkıyor. Ailesi Merve'yi evden attı. Buranınkiler de zorluk çıkarıyor. Bora niye orada peki? Niye karısının yanında değil? Abisine yardım etmek için gitti. Hayır onu demiyorum Selin. Yani niye karısının yanında durmuyor? Ya niçin evleniyor o zaman bu insanlar? Herkes ailesini silemiyor demiş. Yani orta yolu bulmaya çalışıyor mu? Zor durumda kaldıkları için ailesi kızgın tabii. Normal şekilde evlenebilselerdi. Anladım. Demir, sen üstünü alma tamam mı? Merve seni sorumlu tutmuyor. Tamam, başta birazcık kızdı. Ama sonra şirkette aşka sağ olmasaydı biz hiç evlenemezdik dedi hep. Ağırdan alıp duracaklardı. Sorun evlenmeleri değil. Bora'nın iş bulamaması bence. Anladığım kadarıyla ailesine para gönderebilseydi öyle tepesine çıkmazlardı. Ama Burak Bora'ya iş teklif etti. Bora kabul etmedi. Tabii. Her gün benimle yüz yüze gelmemek için istememiştir. Ayrılırken pek hoş bir konuşma yapmamıştık. Demir, sen bir konuda haklıydın. Bu onların özel hayatı. Seçtikleri yol zorla çıkınca seni suçlamak yerine uzlaş. Bünyamin Bey. Bu benim aklıma niye daha önce gelmedi ya? Asıl Merve ile Bora'nın Bünyamin Bey'e ihtiyacı var. O kartı nereye koydun ya? Selam Yiğit, nasılsın? Evet, İstanbul'dayım. Da sen nereden? Her röportaj. Tamam. Evet, yeni başladık bakalım. Ben seni bir çalışanımla ilgili aradım.
bizim elimizde çok iyi bir modelleme uzmanı vardı. Heh. Alo, Benjamin Bey merhaba. Ben Selin Sever. Ha, yok biz Demir'le gayet iyiyiz. Bizde bir şey yok. Ben sizi bir arkadaşım için aramıştım. Hayda selam. Buranın portfolyosunu alabilir misin? Öyle mi? Güzel. Sana göndereceğim mail adresine yollayabilir misin onu? En kısa sürede dönecekler. Yalnız benim yönlendirdiğim bilinmesin. Tamamdır. İyi yolculuklar. Merveciğim. Boncuğum bak yapma böyle. Harap ettin kendini. Ne olursun ya. Hasta olacaksın. Ya biz Bora ile mutluyduk ya. Keşke evlenmeseydik. Bu ne ya böyle Ayda? Bizimkiler bir yandan, onunkiler bir yandan. Ya çekip vurmadıkları kaldı bir. Ya düzelecek Merve'cim, düzelecek. Hayır ne düğünmüş anlamıyorum ki. Ne yani iki göbek atacaklar, iki altın takacaklar diye çektirmedikleri eziyet kalmadı. Ya ben istiyor muyum ya acaba? Bora istiyor mu soruyorlar mı? Gelin benim Ayda, ben evlendim. Ben bu kadar takılmadım ya. Ya haber vermediniz ya. Ona kızgınlar Merve. Yoksa mesele düğün değil ki. Annesi bana tiksinerek bakıyor Ayda. Ona göre ben böyle hoppa, aklı bir karış havada bir kızım. Bana gelin diye bunu mu getirdin dedi. Bora'ya bunu. Hadi içeri girelim. Hava soğudu. Bak burada uyukluyorsun sen de. Ya uyuklamıyorum. Selin nasıl uyuklamıyorsun ya? Nefes alışverişinden anlıyorum ben uyuduğunu. Hadi. Nasıl ya? Nereden anladın? Anlamadım. Birkaç kez seni uyurken izlemiş olabilirim. Ama birkaç kez. Ay çok korkunç. Aşk olsun Demir. Ay ne var bunda? Ayrıca ya sen beni uyurken gelip hiç izlemedin mi yani? İzlemedim tabii. Ne? İzlemedim. Benim kalbim de acıyordu Selin. Ay Demir sen, sen duydun mu o gece ya? Uyup... Ay vicdansız. Ben orada çırpınırken sen öylece yattın hiçbir şey demedin öyle mi? Allah kusura bakma. Ama o sırada tek yapabileceğim şey oydu. İyi. Tamam neyse. Nasıl uyuyorum peki? Annem hep çok deli yatıyorsun der. Yani işte... ağzım falan da açık kalınca tabii... biraz tuhaf görünüyordu. Ben ağzım açık uyumam bir kere. Şaka yapıyorum. O kadar güzel uyuyordun ki. Gerçekten o sabah seni bırakıp gitmek çok zor olmuştu. Paris'e gittiğin sabah. Tamam. Yarın sabah da çok erken çıkacaksın değil mi? Gideceğin yer çok uzak. Evet maalesef. Sabah 5 gibi çıksam ancak 8'de orada olurum. Hayatımda yaşadığım en kötü sabahtı herhalde. Şimdi yine seni sabaha karşı evden çıkarken izleyeceğim. Hayda. Ya senin öğlen şirkete döneceğim. Ne alakası var şimdi o yolculukla bu toplantının? Gerçi onun da hiçbir anlamı yoktu ama. Boşu boşuna kendine travma yarattın orada. Yaratmadım. Aman tamam neyse. Hava da soğudu zaten.
Ben gidip yatağıma yatacağım. Seni o sabah bırakıp gitmek, 2 günlüğüne bile olsa, hayatımda yaptığım en zor şeydi. Bundan sonra senden 1 gün bile ayrı kalmaya hiç niyetim yok. Tamam mı? Anladın mı? Benim uyumam lazım. Yarın seni giderken görmek istemiyorum. Bu evden sabah alacasında çantasıyla çıkan bir Demirel Endil daha görmek istemiyorum bir süre. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim. Alo, Ayda. Ne oldu? Sevim, biz geldik. İbo'nun kliniğine geçiyoruz şimdi. Ha, tamam. Tamam, siz geçin, ben hemen geliyorum. Tamam, görüşürüz. O güzel suratını asma. Öğlen yanındayım. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ben de seni. Efendim güzelim. Ha Burak. Ya şey diyeceğim. Merve çok iyi değildi. Biz bugün onu terapiste götüreceğiz. Biraz geç gelsem sorun olur mu? Niye, ne oldu ki? Burayla mı tartışmışlar? Hay Allah'ım ya. Tamam güzelim, dert değil. Hatta bak ne diyeceğim Selim. Sen Merve'ye söyle bugün hiç gelmesin, tamam? Sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Ne oldu? Öyle bir alacağım ki o Bora'nın dalağını. Ay sen bir dur ya. Belki çocuk bir şey yapmamıştır. Yok yok. Kesin yapmıştır. Yani Bora soğudu bence. Ya evlilik aşkı öldürüyor arkadaşlar. Evlendi, soğudu. Ben bilirim o duyguyu. Ama onlar daha yeni evlendi. Bu kadar çabuk olmaz ki Feyruh Bey. Kıracağım kafasını. Vallahi kıracağım kafasını. Ya arkadaşlar bir durun. Kız zaten üzülmüş. Yarın buraya geldiğinde yorum falan yapılmayacak. Duydunuz mu? Kendisi anlatmak isterse anlatır. Feyruh duydun mu? Ne aşkı öldürür ne yaşatır, fikirlerini kendine sakla. Kızı daha fazla üzmeyelim. İyi tamam be. Sen nasıl istersen patron. Eyvallah. Ay bu da gitgide daha mı çekici oluyor nedir? Patronluk da bir yakıştı. Aa bir kendine geldi. İbocuğum nedir sonuç? Valla verdiğin ödevler tamam abi. Çiftler randevusuna çıktık. Gayet güzel geçti. İyiydi. Ben biliyorum da konuşuyorum. Bak seni temin ediyorum. İkinci ödevimi de verdikten sonra çok daha güzel olacak ilişkiniz. Aman abi bize daha fazla ödev falan verme. Biz buradan yürürüz. Selam. Aa. Boncuğum iyi misin? Senin ya. Özlenmişim galiba. Ya İbo. Biz böyle olmayalım ne olur ya. Ya severken düştükleri hale bak. Bak tamam arkadaşlarına tanışmayayım hiç önemli değil. Ve yeter ki birbirimizi sevelim. Abi kız arkadaşım Ayda. Merhabalar. Merhaba. Çok memnun oldum. Ben de. Bünyamin Bey bu bahsettiğim arkadaşım Merve. Merve Bünyamin Bey.
Nasılsınız Bünyamin Bey? Teşekkür ederim efendim. Çok iyiyim. Ama sizin meselenizi çözdükten sonra daha da iyi olacağız. Merak etmeyin, ben hepsinin sorunlarını şıp diye çözdüm. Sizinki neydi? Yani nereden başlasam ki, çok karışık. Hiç acele etmeyin. Önce oturalım. Buyurun. Evet Merve Hanım, bu evliliği niçin sürdürmek istiyorsunuz? Yani... Ben bir çay koyup geliyorum. Tamam, pekala. Yorulduysan biraz ben kullanayım istersen. Yorulmadım. Toplantı beklediğimden de kısa sürdü. Daha ilk anlattığın fikre aşık oldular. Benim anlattığım fikre değil. Senin hazırladığın bütçeye ikna oldular. Gerçekten o kadar düşük bir bütçeyle bu işi kurtarabileceğimize inanıyor musun? Hesabımı şaştığını gördün mü hiç? Evet, kâr etmeyeceğiz belki ama... Artemim yapımın iş aldığını sektöre göstermiş olacağız. Gittiğimiz antrepo bana iyi gelmiyor toz. Konuşma. Daha fazla tıkanıyorsun konuştukça. Ayrıca niye bana açıklıyorsun ki? Biliyorum zaten astımın olduğunu. Doğru. Pardon. İlacın nerede? Çantam. Biraz başım dönüyor. Biraz otursak olur mu? Şöyle geç istersen. Ver. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Yani şöyle... Siz ayrılmamak için evlendiniz. Ama evlendiğiniz için ayrılıyorsunuz. Harika. Kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi. Bünyamin Bey. Efendim? Yılan derken? Yılan ben miyim? Hayır, hayır. Boncuğum hiç sana der mi değil mi? Bünyamin Bey. Hı hı. Çünkü benim kayınvalidem Bora'ya bu yılanı sen soktun aramıza dedi benim için. Hmm, ama tipik, tipik bir örnek. Oğluyla bağımlılık geliştirerek... güç sahibi olmaya çalışan kayınvalide. Bizim memleketimizde çok vardır bunlar. Peki ne yapabiliriz Bünyamin Bey? Vallahi sonuçta evlendiğiniz kişiyi de görmem lazım. Ben çift terapisi yapıyorum. Ama burada takım bozulmuş. Gelin hanım tek. Ama arkadaşları burada. Yani ben Bora'yı çok tanımıyorum da... Selin'le Ayda iyi tanıyor. Nasıl yapalım o zaman? Şöyle. Hadi siz Bora Bey olun. Nasıl? Evet. Gıyabında bir terapi yapmış olalım biz de. Siz Bora Bey'in hal ve hareketlerini taklit edeceksiniz. Merve Hanım siz kendiniz olabilirsiniz. Ben de ikiniz arasındaki ilişkiyi uzaktan gözlemleyeyim. İyi. Hah, bravo. Detaylar çok önemli. Biraz role girin. Omuzlar dik. Baş biraz aşağıya. Azıcık erkek gibi hissedin kendinizi. Söyle bakalım Bora. Sen bu evliliğin için devam etmesini istiyorsun. Ben Merve'yi çok seviyorum abi. Ben seni çok seviyorum. Yani Merve benim için dünyadaki en güzel kadın. Benim tek hayalim onunla evlenebilmek yani. Çok güzel, çok güzel. Peki Merve Hanım'la evlenmeden önceki hayallerinden bahseder misin? Yani
Benim tek hayalim Merve ile evlenebilmekti. Evimiz olsun, mutlu olalım. Bu. Peki bu hayallerin ötesinde bir şey düşündün mü? Ötesinde aşk. Ötesinde? İşte birlikte para biriktirmek olabilir, değil mi? Mülk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Belki dünyayı gezmek, çocuk sahibi olmak. Yalnız bana bu hayallerinden hiç bahsetmedin Bora. Aşkım seninle evlenmek bana yettiği için bütün hayallerim gerçek oldu yani. Evlendik diye bitti yani. Bütün hayallerin sonuna geldik öyle mi? Aşkım ne yapıyorsun abi? Yani bunları baş başa konuşsak bir tane mi? Ben seni çok özledim Bora ya. Çok özledim. Boncuk, boncuk. Boncuk tamam. Bünyamin abi bu durum bana pek sağlıklı gelmedi de. İbo kesme çok güzel gidiyorlar. Evet. Abi kızın psikolojisi daha çok bozulmasın. Doğru. Hatta olabilirsin. Ne yapalım bitti. Terapi bitti. Ayrılabiliriz şimdi. Yavaşça ayrılalım. Çok güzel. Çok güzel. İbo sen de peçete su bir şeyler getir. Tabii. Sakiniz değil mi? Daha iyiyiz şimdi. Derin bir nefes alıyoruz. Güzel. Efendim Ayda. Demir Bey, ben uçağa binmeden önce Bora'nın portfolyosunu göndermiştim. İletilmiş, şimdi mesaj geldi. Tamam, çok güzel. Orada durumlar nasıl? Biraz karışık ama düzelecek. Yani öyle umuyorum. Siz de müşteriye gitmişsiniz tam da benim olmadığım zaman. Ya bütün işler size kaldı Demir Bey ama dönünce telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sıkma canını, hallettim ben. Ofiste görüşürüz. Görüşmek üzere. Daha iyiysen kalkalım mı? Gidebiliriz. Ne yapıyorsun? Demir, ben çok özür dilerim. Ne yaptığını sanıyorsun? Neydi şimdi bu? Özür diledim ya Demir. Bir anda oldu. İsteyerek yapmadım. Bir anda oldu öyle mi? Çok güzel. Bir anda gitmeye karar verdin. Bir anda dönmeye karar verdin. Bir anda seni affedebileceğime karar verdin. Bir anda beni öpebileceğine karar verdin. Biraz da durup düşünsen. Çok mu zor? Bu mesafenin sebebi bana olan kırgınlığın değil, değil mi? Öfken de değil. Öyle değil mi? Başka bir şey var. Hayatında biri var. Doğru mu? Eylül benim damarıma basma. Gerçekten seni bu dağ başında bırakıp gitmek istemiyorum. O yüzden arabaya bin ve ofise dönelim. İçin hepsini için. Bir dikişte çok güzel. Evet, su ne yapar? Bedenimizi, ruhumuzu ve çalkantılarımızı temizler diyeceğiz. Temizler. Bravo, çok iyisiniz. Daha iyi hissediyorsunuz. Şöyle yapacağız, siz buyurun benim kart vizitimi. Kocanıza dönünce kolunuza takın, gelin birlikte konuşalım. Böyle teker teker olmayacak. Zaten literatürde de olmayan bir şey, bir sakatlık çıkmasın. Yine de dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim. Selin Hanım, sizde durumlar nasıl? Bünyamin Bey, biz bir düzlüğe çıktık zaten. Yani ben ilk başta şüpheyle yaklaşmıştım ama ne yalan söyleyeyim, işe yaradı. Şahane. İbo ve Ayda. Çok iyi. Yani süper değil mi? Evet, terapiye ihtiyacımız kalmadı artık. Çok teşekkürler. Şahane. Yani ben de Bora'yı bulursam getiririm artık. Tabii ki. Her zaman bekliyorum. O zaman benim de sizlerden çok ufak bir ricam olacak. Bütün bu vakaları isimlerinizi tabii ki gizli tutarak kendi makalemde kullanmak istiyorum. Tabii. Olur. Sonunda terapide çığır açan yöntemlerim herkes tarafından kabul görecek. Sonunda mesleğe geri dönebileceğim. Ne? Mesleğe geri döneceğim derken abi, yani sen psikoterapist değil miydin? Öyleydim İbocuğum. Ama yöntemlerim
zamanının ötesinde olduğu için tıpkı geçmişte hapsedilen Galile gibi. Engizisyon tarafından yakılan Bruno gibi ben de meslekten men edildim. Ama buraya kadar. That's it. La grand finale. Şimdi onlar düşünsün. Nobel konuşmamda hepinize ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Özellikle de sana İbo. Sen olmasan yapamazdım. Çak. Hop. Görüşürüz. Yemin abi. İbo. Vallahi ben de mağdurum Selin. Ya bir şey söyleyeceğim. Demir bunu sakın duymasın, tamam mı? Bence de duymasın. Demir, az önce olan şey planlı değildi. Yemin ederim. Birden sana o kadar yakın olunca alışkanlık belki. Belki de özlediğim için, bilmiyorum. Buradan sonrasını taksiyle gelirsin. Sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum demiştin. Madem hissetmiyordun, neden bu kadar sinirlendin? Gerçekten etkilendiğimi düşünmüyorsun değil mi? Benim sana duyduğum, senin o ne yapsam bitmez sandığın sevgi bitti Eylül. Kendi kendine değil, zamanla da değil. Ben kendi acımda boğuldum Eylül. Acımla öldüm. Yerine başka bir demir geldi. Bu küçük oyunların sana duyduğum saygının son kırıntılarını da süpürüp götürüyor. Çok merak ediyorsan sinirlenmemin sebebi bu. Demir. İn arabadan. Hiç mi yumuşamamış Boran'ın ailesi? Ya görümceleri beğenmiş de asıl annesi sorun çıkarıyor. E ona da terkari kemer yolladı. Yani bu işler rüşvetle falan olmuyormuş demek ki. Ay aşk olsun Feruh Bey. Adet yerini bulsun, insanların gönlü olsun diye her birine bohça hazırladık. Gelenek bunlar, gelenek. Rüşvet değil. Feruh. Sen karışma kadınların işine. Tamam. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında sen bir konuşsan Mora'yla Burak. Yani ne düşünüyor, niye böyle yapıyor? Belki biz anlamıyoruzdur dilinden. Ay evet Burak. O küçük kulaklarını büksen de aklı başına gelse. Olur, ben ararım. Ben de mi arasam acaba ha? Hatta dur arıyorum ya. Feruh Beyciğim, ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Şey... Çok uzak gittikleri yer. Gelmeni sürerdi. Ha biliyorum. Demir'le konuştum. Gelmeleri öğle arasını bulacak. Yalnız ilk başta Eylül Hanım'a biraz mesafeli yaklaşmıştım ama... yani hakkını vermek lazım. Ya giden müşteriyi çekti aldı vallahi, pes. Pes. Eylül başarılı bir iş kadını. Çok. Ay terasa çıkıp biraz hava mı alsak? Temiz hava lazım bize, ha ne dersiniz? Hadi. Başarılı, etkileyici ve çok güzel. Güzel mi? Bak hiç fark etmedim.
sevgilim. Bitti mi toplantı? Ah harika. Eylül Hanım gelmiş, sen neredesin? Sorun var galiba, bir dakika. Eylül Hanım. İyi misiniz? Nefes al. Ne yapmam lazım? Ne var? İlaç mı? İlacınız mı var sen korkuyorsun? Hangisi bu? Selin. İlacı burada. Arabada düşürmüş. Selin. Selin beni duyuyor musun? Alo bir tane. Ben Selin dur. Tamam. Hastaneye gidelim mi? Ben gidip Burak'ı çağırayım. Tamam. O zaman. Hadi. Sizinle toplantıda değil miydi? Selin nerede Burak? Bilmiyorum ki. Demin terasta birlikteydik, sonra çıktı. Ayda sen gördün mü? Yok, görmedim de çantası da yok. Demir Bey çıktı herhalde. Aa, Demir Bey. Nefes açıcı spreyi sürekli yanınızda taşımanız lazım. Astım atakları siz araba kullanırken ya da yolda yürürken de gelebilir. Her zaman yanınızda biri olmayabilir. Biliyorum. Normalde hep yanımdadır zaten ama düşürmüşüm herhalde bir yerde. Evde yediğiniz var mı? Evet. Peki geçmiş olsun. Evet, doktor bey, ben de size bir şey soracaktım. Efendim Demir. İyi misin sen? İyiyim, merak etme. Nefes açıcın arabada kalmış. Orada mı düşürmüşüm? Neyse gerek kalmadı zaten, hastanedeyim şimdi. Ben bugün ofise gelemeyeceğim. Eğer bir sorun olursa bilgi verirsin. Teşekkür ederim. İyi günler. Neredesin Selin? Eylül Hanım fenalaşınca telefonu kapatmak zorunda kaldım. Hastaneye getirdim onu. Ama şimdi durumu iyi. Ya kusura bakma, seni de geri arayamadım. Önemli değil. Ya Demir. Onu öyle görünce çok korktum. Böyle rengi bembeyaz oldu. Hani sen bir kere kahvenin içindeki sütten bayılmıştın ya. Aynı senin gibiydi. Hiç nefes alamadı, çok kötüydü. Meğer astım varmış. Demir. Tamam sevgilim. Konuşuruz sonra. Öğlen yemeğine yetişemeyebilirim ama. Olsun. Akşam yemeğini evimizde birlikte yeriz. Özledim bile. Ben de. Öptüm seni. Görüşürüz.
size de zahmet verdim. Çok teşekkür ederim yardımınız. Ya olur mu öyle şey? Hiç önemli değil. Peki şimdi ne yapalım? Ofise mi geçelim yoksa eve geçip dinlenmek mi istersiniz? Ofise geçmem artık. Eve de geçmesem iyi olur çünkü kuliler çok fazla toz yapıyor. Astıma iyi gelmiyor. Belki biraz sahilde dolaşırım. Eylül Hanım şöyle yapalım mı? Benim çok güzel bir bahçem var. İsterseniz bana gelin. Biraz verandada otururuz. Öğle yemeği de yemiş oluruz. Hem size de iyi gelir. Çok teşekkür ederim teklifiniz için. Ama ben zaten size yeterince zahmet verdim. İşinizden de alıkoydum. Ay yok. Zaten öğle yemeği vakti. Ben de yemeğimi evde yemiş olurum. Sonra işe geçerim. Hem sizi böyle bırakmak istemiyorum. Tabii başka bir yere de gidebiliriz ama... evde sanki daha rahat edersiniz. Peki. Harika. Çok iyiymiş ya. Nasıl yaptınız? Göstereyim. Elimi böyle yapıyorum. Dilime koyuyorum. Yok bende olmuyor. Çalışınca oluyor. Burası çok güzelmiş ya. Selin. Bahçede keçi var. Evet. Sakız Hanım. Sakız. Eylül Hanım'a merhaba dedin mi? Dedi gerçekten. Evet. Şimdi görünmese de bir de Mösyö Tospa var. Benim kaplumbağam. Bir de arada gelen mahallenin köpeği var. Karamuk. Bir de yukarıda Çiçi var. Çiçi? Hı hı. Benim balığım. Yani daha çok Mert ortağım. Güzelmiş. O zaman ben size bir su getireyim. Sonra da yemek söyleriz. Siz keyfinize bakın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.